2019 yılı Avukatlar Günü törenine hoş geldiniz. Atatürk Anıtı'ndaki programı sunuyorum. Baro Başkanlığı çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Sayın Baro Başkan Vekilimizin konuşması, Sayın Cumhuriyet Başsavcımızın konuşması toplu fotoğraf çekimiyle sona erecektir. Baro Başkanlığı çelenginin sunulması için Baro Başkan Vekilimiz Sayın Avukat Emin Coşkun'u arz ediyorum. Devletimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, Baro Başkanımıza meslekte kaybettiğimiz hukuk şehitlerimiz anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere Baro Başkan Vekilimiz Sayın Avukat Emin Coşkun'u arz ediyorum. Sayın Başsavcım, Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Sayın Hakimler, Hakimlerim ve Savcılarım, değerli meslektaşlarım, basınımızın güzide mensupları. Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu törene hoş geldiniz. Bu sene Avukatlar Günü'ne çok büyük bir üzüntüyle gidiyoruz. Değerli Başkanımız Sayın Avukat Kazım Kargı'nın hepimizi üzüntüye boğan ani ölümü bizi derinden sarsmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve baromuza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Avukatlar, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise, adaletin temel unsuru da avukat ve avukatlık mesleğidir. Mesleğimiz kutsal ve onurlu bir meslektir. Ancak son yıllarda mesleğimiz gerçekten çok zor bir hal almaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan bir tanesi, ülkemizde her gün yeni eklenen hukuk fakülteleri nedeniyle birçok avukatın mesleğe katılmasıdır. Bu konuda herhangi bir önlem alınamamıştır. Bu durum özellikle üniversiteden mezun olup iş hayatına atılan genç avukatların geçimini temin etme noktasında zorluklar yaşatmaktadır. Biz birçok avukatın maalesef ekonomik zorluk yaşadığını üzülerek görmekteyiz. Temennimiz bir an önce bu konuda ortak aklın devreye girerek bu soruna bir çözüm bulunması yönündedir. Avukatlar %18 vergi ödemekte, hiçbir avukat vergi ödemekten kaçmamakta. Ancak bu konuda da oldukça zorlanmaktadırlar. Bizce bu vergi dilimi düşürülmelidir. Avukatların bir diğer sorunu ise düşük CMK ücretleridir. Bu ücretlerin bizce bir an önce artırılması gerekmektedir. Arabuluculuk mesleği avukatlar dışında başkaca meslek grupları tarafından icra edilmemelidir. Genç avukat arkadaşlarımız büro açamamakta ve çalışacak büroda bulamamaktadırlar. Bulsalar bile çok cüzi rakamlara mesleğini devam ettirmektedirler. Bizce birçok devlet kurumunda avukata ihtiyaç vardır ve buralarda avukatlık mesleği kadrosu açılmalıdır. Bu soruna bir nebze olsun çözüm getirebilir. Adli müzaret ücretleri çok düşüktür. Bunun artırılması gerekmektedir. İdari mahkemelerde hukuk fakültesi mezunları dışında hakim alınmamalıdır. Avukatlar emekli olduğunda çok düşük emekli maaşı almakta, bu ise bir haksızlık yaratmaktadır. Bu nedenle avukatların emekli olması durumunda alacakları emekli maaşlarının artırılması gerektiğini buradan vurgulamak istiyorum. İddia ve savunma arasında silahların eşitliği ilkesine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Yargının kurucu unsuru olan savunmanın, yargının içinde görmekte olduğu üvey evlat muamelesinden kurtulup, hak ettiği çağdaş devletler düzeyindeki yerine kavuşmalıdır. Bilinmektedir ki,
adil yargılama hakkının en temel güvencesi bağımsız savunmadır. Yukarıda belirttiğimiz çözüm önerileri ve temennilerimiz mesleğimizi bir nebze olsun rahatlatacaktır. Bu nedenle bu hususları burada özellikle belirtmek istedim. İnşallah bu sorunlara en kısa sürede çözüm bulunur ve çok saygın, kutsal, onurlu bir meslek olan avukatlık mesleği kısa bir süre içerisinde bu sorunlardan arınır. Temennimiz budur. İşte bu temennilerimle sözlerime son verirken herkesin Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Törenimize katılan tüm meslektaşlarıma ve saygıdeğer konuklarımıza ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum. Saygılarımla. Konuşmasını yapmak üzere Uşak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Bünyamin Korkmaz'ı arz ediyor. Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, Baro Başkan Vekilim, değerli hakim ve Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarım, Uşak Barosu'na mensup kıymetli avukatlarımız, Uşak Adliyesi personeli ve kıymetli basın mensupları. Sözlerime başlarken geçen hafta vefat eden Uşak Barosu Başkanı Avukat Kazım Kargı Beyefendi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Uşak Barosu'na mensup avukat meslektaşlarımıza tekrar başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle tertip edilen bu programa davetlerinden ve söz hakkı tanımalarından ötürü Uşak Barosu Başkan Vekili Avukat Emin Coşkun Bey'in şahsında tüm Uşak Barosu'na mensup avukatlarımıza da teşekkür ediyorum. İnsanın doğası gereği fiziki varlığını devam ettirmek için kendisini savunmaya ihtiyaç duymaktadır. İçerisinde yaşadığı doğa ve fiziki çevre ile kurduğu ilişkide kendi aklı ve ürettiği araçları kullanarak varlığını devam ettirebilme imkanına sahiptir. İnsan, içinde yaşadığı toplumun bireyleriyle karşı karşıya gelmekten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, hayatını devam ettirmesi, maddi manevi kişiliğini koruması, neticeden tüm temel hak ve özgürlüklerinin korunması için bir üst otoriteye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç nedeniyle yapılan sosyal sözleşme gereği ortaya çıkan devlet kurumu, bireylerin birbirleriyle olan ilişkisini normlara hiyerarşik üstünlük tanımak suretiyle düzenlemekte, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünü tekeli altına almakta, elinde tuttuğu bu yargılama adı verilen yetkiyi yetkili organları aracılığıyla yerine getirmektedir. Toplumsal sözleşme gereği uyuşmazlıkların çözümü yetkisini devlete devreden birey, bu sözleşmenin doğası gereği yasa koyucu tarafından konulan kurallara dayanarak maddi ve manevi varlığını tehlikeye girmesi veya zararlı uğraması halinde yargı mercilerine müracaat edip hak talep etme yetkisine de sahiptir. Anayasamızın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesinde herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercilleri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Demokratik hukuk devletinde kişilerin iddia ve yargılama makamları önünde iddia ve savunma faaliyetinde bulunurken anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasına temine yönelik olmak üzere avukatlık kurumuna yani savunmaya yer verilmektedir. Hukuk devleti ilkesinin tam olarak tesisi savunmanın etkin olarak yer aldığı bir yargı faaliyetinden geçmektedir. Bu nedenle savunma demokratik hukuk devletlerinde iddia ve yargılama makamlarıyla birlikte anılmakta, yargının kurucu unsurları arasında yer almaktadır. Yargının kurucu unsuru olan savunma, yargı düzeni içinde uyuşmazlıkların hakkaniyeti uygun olarak çözümü ve adil yargılanma hakkının sağlanmasında hayati önem taşıyan bir faaliyet icra etmektedir. Serbest meslek olarak icra edilen avukatlığın neden kamu hizmeti olarak kabul edildiği sorusunun cevabını ise yaptığımız bu izahta görmekteyiz. Adaletin tesisi konusunda hayati önem arz eden bir kamu hizmetini yerine getiren avukatlarımızın Bu faaliyeti adaletin tecellisiyle birlikte toplumda yargıya olan güvenin artması açısından da büyük önem taşımaktadır. Uşak Barosu'na mensup kıymetli avukat meslektaşlarım. Sözlerime son verirken 5 Nisan Avukatlar Günü'nüzü tebrik ediyor, çalışmalarınıza başarılar diliyor. Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Atatürk Anısı'ndaki törenimiz burada sona ermiştir. Programımız toplu fotoğraf çekiminin ardından Baro Odası'nda tebriklerin kabulüyle devam edecektir. Arz ederim. Kıymetli hazirin, kıymetli meslektaşlarım, kıymetli avukat meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, ben
tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Bugün vesilesiyle kurumumuz adına, adliyemiz adına tüm avukat meslektaşlarımızın şahsında Baro Başkan Vekilimize bu çiçeği takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun başkanım. Ben de bu vesileyle Sayın Başsavcımıza, Sayın Adalet Komisyonu Başkanımıza, tüm hakim savcılarımıza, baromuz adına gerçekten ama en kalbi duygularımla çok teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Sağ olun, var olun.